Efendim herkese Antalya'dan iyi geceler diliyoruz. Malumlarınız olduğu üzere bugün saat 17.25 sularında teleferikte Antalya Kepez'de bulunan yaklaşık 600 rakıma kadar çıkan Konya altındaki teleferikte meydana gelen kaza neticesinde kabinlerden birisi maalesef yere çakıldı ve bu kaza neticesinde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 vatandaşımız da yaralandı. Biz bu olayı duyar duymaz AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliğimiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı tüm ekipler başta itfaiye olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığımız, jandarmamız, emniyetimizle beraber UMKE ekipleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 ekipleri ve AFAD'a akredite olmuş alanında uzman dağcı ekiplerle beraber olaya müdahale etmeye başladık. Sizler de tabii olayın olduğu andan itibaren gözlemlediğiniz üzere çok sarp bir arazide çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Asılı kalan 25 kabinden 11 kabinde 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda 13 kabinde tahliye işlemlerini de titizlikle yürütüyoruz. Devletimizin bütün imkanları Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personeliyle beraber helikopterleri, jandarmamızın, emniyetimizin bütün araç ve gereçleri bu asılı kalan, teleferikte asılı kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için seferber edilmiştir. Ancak her helikopter de müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için şimdilik sadece Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz. Diğer taraftan yerden itfaiyemize bağlı araçların bomlarıyla ve AFAD'ın ve diğer ekiplerle beraber bu iplerle birlikte vatandaşlarımızın tahliyesini titizlikle yürütüyoruz. İnşallah sabaha kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teleferikte asılı kalan vatandaşlarla sürekli irtibat halindeyiz. Kardeşlerimizin soğukkanlı olduğunu gözlemliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizimle çok iyi işbirliği halindeler ve biz de titizlikle çalışmalarımızı inşallah ilerleyen saatlerde neticelendirmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa. Efendim biz AFAD olarak şu anda bütün odağımız vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik. Kazanın neden meydana geldiğiyle ilgili soruşturmayı ilgili makamlar, adli makamlar yapacaktır. Biz tabii buranın işletmesiyle ilgili olarak da teknik personelle, mühendis arkadaşlarla da irtibat halindeyiz. Acaba mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınır mı diye düşünüldü. Fakat bunun daha riskli olduğu, kesinlikle böyle bir yola tevessül edilmemesi yönünde tavsiye edildi bize. Biz de bu tavsiye üzerine kendi devletimizin bütün imkanlarıyla tahliyeyi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Efendim vatandaşlarla iletişim halinde olduğunuzu ifade ettiniz. Kronik rahatsızlığı olan ya da bir sıkıntı çeken var mı? Böyle bir durum oluyor mu? Onlara öncelik mutlaka veriliyordur. Evet. Şimdilik bize intikal eden böyle bir kardeşimiz bulunmamakta. Zaten Sağlık Bakanımıza bağlı ambulans ekiplerimiz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz valimizin talimatı üzerine zaten hemen bölgeye intikal ettiler. Şu anda da oradalar ve tahliye ettiğimiz vatandaşları oradaki hekim arkadaşlar ve diğer sağlık görevlileri kontrollerini yapıyorlar. İhtiyaç halinde de
yine hastaneye sevkleri yapılıyor. Şu anda o durumda olan bir kardeşimizin olmadığını görüyoruz. Teşekkür ediyorum.